Merhaba Orhan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Mimoza'nın üzerinde bulunan DNA Birol'a ait. Hocam, bizim katilin ikizi varmış. Tek yumurta mı? Maalesef bilemiyoruz. Eğer tek yumurtaysa işiniz zor. DNA sizi yanıltabilir. Ama bir parmak izi işinizi kolaylaştırabilir. Parmak izi mi? Tabiatın en ilginç oyunlarından biridir bu. DNA'ları aynı bile olsa tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri farklıdır. İyi de hocam, olay yerlerinde karşılaştırmaya uygun parmak izi bulamadık. Belki kurbanın üzerinde bulabiliriz. Nasıl yani? Teninde mi? Evet Orhan. Ancak başarılı olma ihtimali çok düşük. Mimoza'nın otopsi raporunda çıplak elle boğulduğu yazıyordu. Eğer boynunda bir parmak izi tespit edebilirsek o zaman katili de bulduk demektir. Ama bu çok zor ve çok uzun bir işlem. Yine de denemeye değer hocam. Tamam Orhan. Tamam hocam, sağ olun. Çok görüşürüz. Bir gelişme olursa haber veririm Orhan. Sağ olun hocam. İstatistiklere göre her 83 doğumda bir dizigot, yani çift yumurta ikizi ve her 250 doğumda bir monozigot, yani tek yumurta ikizi dünyaya gelir. Eldeki şüpheli bir çift yumurta ikizi ise mesele yok da, tek yumurta ikizi ise işler sarpa sarar. Çünkü halihazırda DNA üzerinde rutin olarak yapılan incelemeler tek yumurta ikizlerini birbirinden ayıramıyor. Buna karşılık tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri birbirinden farklıdır. Peki ama neden? Çünkü parmak izlerinin şekli, kalıtımın yanı sıra bebeğin anne karnındaki yani uterustaki gelişim süreciyle özellikle parmakların rahim çeperine yakınlığıyla belirlenir. Dolayısıyla hangi ikizin suçu işlediği ancak parmak iziyle anlaşılabilir. Yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Her ne kadar günümüzde DNA analizleriyle tek yumurta ikizlerini birbirinden ayıramasak da yakın bir gelecekte epigenetik adı verilen yeni bir bilim alanı sayesinde dış etkenlerin DNA üzerinde yol açtığı farklılıkları saptamak, böylelikle bu ikizleri de birbirinden ayırmak mümkün olabilecek. İster kaçmasını engellemek için, ister hareketsiz kılmak, ister bir yerden bir yere taşımak ya da bugün izlediğiniz örnekte olduğu gibi öldürmek için olsun, saldırganlar sıklıkla kurbanlarını elleriyle kavrar, kollarını, bacaklarını, boğazlarını sıkarlar. Hangi polis ölü bir beden üzerinde katile ait karşılaştırmaya elverişli parmak izini bulmayı hayal etmez ki? Onu katilin parmak izinin hemen önünde olduğunu bilmek ama bir türlü görünür hale getirememekten daha çaresiz kılan ne olabilir? Bu kabus son 10-15 yıldır yerini muhteşem bir rüyaya bırakıyor. Ceset üzerinden katile ait parmak izini artık görünürleştirmek mümkün. Gerçi başarı oranı henüz %50'yi dahi aşmıyor. Ancak olayı çözecek sadece parmak izi ise beden üzerinden elde etmeyi mutlaka denemek gerekiyor. Görünürleştirmenin ideal zamanı cinayetin üzerinden fazla zaman geçmeden ve kimse dokunmadan hemen olay yerinde yapılmasıdır. Ama her zaman bu mümkün olmuyor. Canlı insan derisi, üzerinde parmak izi aradığımız cam, kağıt, plastik gibi malzemelerden çok farklıdır. Bir kere sürekli kendini yeniler ve dökülür. Katilin deri üzerinde bıraktığı parmak izi bu nedenle bütünlüğünü kaybeder. İkincisi hareketlidir, kıvrımları vardır. Parmak izinin şeklini bozar. Deri, vücudun sıcaklığını belli bir aralıkta tutmakla görevlidir ve terler. Üzerindeki parmak izleri kendi kendine silinir. İşte bütün bu nedenler yüzünden katilin canlı bedende bıraktığı parmak izlerini bulmak çok zordur. Başladınız mı hocam? Başlamak üzereyiz. Buyurun, başlayabilirsiniz. Thank you.
Bunları acele Zeynep'e ulaştır. Her ne kadar DNA yüzyılın mucizesi ise de kimi durumlarda, örneğin tek yumurta ikizlerinden hangisinin suçu işlediği sorulduğunda şimdilik parmak izinden başka yararlanacak hiçbir delil bulunmuyor. Başkomiser Orhan ve ekibi bu kez eşine az rastlanan bir durumla karşılaştılar. Günümüzde ikizlerden hangisinin suçlu olduğu delillendirilemediğinden şüpheden sanık yararlanır karinesiyle her iki kardeş zorunlu olarak beraat ettiriliyor. Başkomiserim, parmak izini tespit ettik. Kime aitmiş? Thank you.